Merhabalar. Siber güvenlik dersimizin 5. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölüm siber güvenlikte çalışırken ortaya çıkan yasal ve etik konuları kapsar. Ayrıca siber güvenlik için öngörülen eğitim ve kariyer yol haritaları tartışılmaktadır. Siber güvenlik uzmanları saldırılara karşı korumak için bilgisayar korsanları, özellikle siyah şapka korsanları ile aynı becerilere sahip olmalıdır. Bir hacker ve bir siber güvenlik uzmanı arasındaki fark, siber güvenlik uzmanının yasal sınırlar içerisinde çalışmasıdır. Siber güvenlikte yasal konuları kişisel, kurumsal ve uluslararası hukuk bağlamında değerlendirebiliriz. Kişisel yasal konular. Siber güvenlik yasalarına tabi olmak için çalışan olmanız gerekmez. Özel hayatınızda bilgisayar veya networkleri hack etmek için fırsat ve özel şeyler yapmanıza gerek yoktur. Siber güvenlik uzmanları iyi ya da kötü amaçlar için kullanabilecek birçok beceri geliştirirler. Altyapıyı, ağları ve gizliliği korumak için yasal sistem çerçevesinde becerilerini kullananlar her zaman yüksek talep görmektedir. Kurumsal yasal konular. Çoğu ülkede siber güvenlik yasaları vardır. Bunlar kritik altyapıları, networkleri ve kurumsal, bireysel gizlilikle ilgili olabilecek konulardır. İşletmelerin bu yasalara uymaları gerekmektedir. Uluslararası hukuk ve siber güvenlik. Siber güvenlik hukuku, siber güvenliğin kendisinden de daha yenidir. Çoğu ülkede yasalar vardır ve bu alanda daha fazla yasa da eklenmektedir. Yasal sınırlar içinde çalışmanın yanı sıra siber güvenlik profesyonelleri etik davranış göstermek zorundadır. Kişisel etik konuları. Bir kişi etik kişi davranışta bulunursa para cezası veya hapis cezasına maruz kalmayabilir. Bunun nedeni eylemin teknik olarak yasa dışı olmamasıdır. Ama bu davranışın kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Etik davranış tespit etmek oldukça kolaydır. Siber güvenlik yetkinlikleri biri tarafından sergilenebilecek etik dışı davranışların tümünü listelemek imkansızdır. Sadece iki tane örnek verelim. Kendinize sorun. Birinin bilgisayarını hacklediğini ve sosyal ağ sitelerindeki resimlerini değiştirdiğini tecrübe etmek ister misiniz? Ağımı onarmak için güvendiğim bir bilgisayar teknisyeninin arkadaşlarıma ağımda çalışırken edindiği kişisel bilgilerini anlattığını tecrübe etmek ister misiniz? Bu soruların herhangi birinin cevabınız hayır ise o zaman siz de başkalarına böyle şeyler yapmayın. Kurumsal etik konular. Etik bazen yasalar tarafından zorunlu kılınan davranış kodlarıdır. Siber güvenlikte yasalar kapsamında olmayan birçok alan vardır. Bu da teknik olarak yasa olsa da etik olmayabileceği anlamına gelir. Siber güvenliğin pek çok alanı yasalarla tam olarak kapsanmadığından ya da henüz kapsanmadığından bilgisayar teknolojileri alanında uzman birçok profesyonel kuruluş sektördeki kişiler için etik kodları oluşturmuşlardır. Son olarak kariyer bakımından siber güvenliği değerlendirecek olursak, birçok işletme ve endüstri siber güvenlik profesyonellerini iş alır. Siber güvenlikte doğru işi bulmanıza yardımcı olacak birkaç çevrimiçi arama motoru vardır. Bunlar IT Job Match, Monster, Career Builder bazılarıdır. Temel düzeyde siber güvenlik eğitiminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitime katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.